Tempo TV, your channel. seyirciler hepinize mutlu günler diliyoruz ve yine bugün bir saat boyunca sağlıklı yaşamı konuşacağız. Nasıl sağlıklı oluruz onu konuşacağız. Çeşitli tüyolar vereceğiz ve tabii ki sürprizlerimiz olacak programın ilerleyen dakikalarında. Dedik ya her gün sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte Türkiye ve dünyaya yaptığımız bu yayında herkesin sağlıklı olması temennimizdir. Şimdi sevgili seyirciler bakın ben hemen programımızın başında bir şey söylemek istiyorum Mahmut Beyden de fikir alacağım doğru düşünüyor muyum? Şimdi insanlar gençliğinde para kazanmak için sağlıklarını harcarlar. Sonra da sağlıklarını kazanmak için para harcarlar. Böyle bir denge var bir denklem var. Hep bunu düşünüp duruyorum. Evet. Bizde öyle olacak biz acaba? Hayır. Bizim bizim anlatacağımız formülde bizim anlatacağımız yaşam biçiminde sağlıklarını harcamayacaklar. Değil mi? Evet. Paralarını kazanacaklar ve yaşlandıktan da bu paraları yiyecekler, kendileri yiyecekler. İşte bunu yapacağız değil mi? Ben bunu evet. Istedim. şu bu denklemle e, hani kafa yeni insan şey. yaşlanınca tabii ki çalışmak istemez. Değil mi? İş hayatı olsun. Emeklilik hayatı var. Emeklilik hayatında kazandığı birikimlerini harcar, yer, efendim çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Ama şimdi görüyoruz ki e, belli bir yaştan sonra insanlar Kazandıklarını sağlıklarını kazanmak için harcıyorlar harcadıkları gibi de yetmiyor bankalara düşüyorlar eşten dosttan almaya çalışıyorlar çünkü sağlıklarını kazanmak için e, delik o kadar büyük ki öyle az uz parayla sağlık maalesef kazanılmıyor. kazanmıyor. Önce para kazanmak için sağlığı harcıyorlar sonra da sağlık kazanmak için mesela para. <laughs> harcıyorlar ama kazandıkları para yetmiyor o tarih itibariyle. Değil mi? bu sefer o, de öyle Bankalara bir... düşüyorlar. Bugün... ...sağlık harcamalarından ötürü bankalara düşenler... ...insanların haddi hesabı yok. Doğru söylüyorsun. Veyahut da borçlananların hesabı yok. Veyahut da o parayı bulamayıp... ...sağlık ocaklarına gidip gerekli tedavi... E, ...olamayanların sayıları çok fazla. Çok fazla. Onun için e, sağlık çok önemli. Sağlığı korumak çok önemli. Dedik ya koruyucu kimlik. Bizim burada anlatacağımız e, şeylerin... Hemen hemen hepsi sağlıklı olmayı nasıl sürdürülebilir Aynen. hale getireceğiz? Sağlıklı olaraktan hayatımızın gidişatını bozmadan ve e, o sağlığın kurallarını, sağlığın, sağlıklı olmanın gereksinimlerini anlatacağız burada. Aynen evet. Evet. rahat anlatacağız burada. Yoksa ilaç al sağlıklı ol, ameliyat ol sağlıklı ol değil. Yani evet ameliyat olunmalı mı, olunmalı ama ne kadar bir zamanda ameliyat olunmalı? Belki binde bir ameliyat olunmalı. Ama şu anda maalesef hemen her, herkes bıçak altına yatıyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Bıçak altına yatmasının sebebi ne? Ee, yani sağlıklı bir şey hayat tarzı olmamış, sağlıklı bir yeme içme olmamış, sağlıklı bir gıda olmamış. Dolayısıyla bir tıkanmış. tıkanınca ne yapıyor bugünkü tıp? Gidiliyor, kesiliyor ve orası açılıyor. Değil mi ya Mahmut Bey? Yani hastaneye gidiyorsunuz. Mesela ufak bir probleminiz var ben kendi akrabalarımdan bildiğim için söylüyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Kendisi yürüyerek bir şekilde küçücük bir hastalığı bir rahatsızlığı için hastaneye gidiyor. Hemen ameliyat diyorlar. Tabii. Birkaç tane akrabamızı bu şekilde hastaneden maalesef cenazesini teslim aldığımız oldu. Evet. Belki de hiç bunlara gerek kalmayacaktı. Şimdi belki tabii doktorların da hani Allah onları da başımızdan eksik etmesin ama evet. muhtaç da etmesin diyorum her zaman. Şimdi e... Siz sağlıklı olma evet. yolunu tercih ederseniz, sağlıklı olma yolunda mesafe kat ederseniz, ancak doktor, eczane, ilaç, hasta, hastane yani bunlar gereksinli olan şeyler. Lüzumu olduğu zaman, lüzumu olduğu zaman tabii ki insan hasta olur, doktora gider, ilaç alır, tedavi olur, ameliyat olur. Ama siz doğru malzemeyi kullanmazsanız, doğru malzeme eğer sizin gırtlağınızdan geçmezse sağlıklı olma ihtimaliniz yoktur. Dün anlatmıştım, bugün tekrar söyleyeyim. Sizin bir aracınız var, benzinli içerisine bir litre de mazot koydunuz. O araba yürümez. Bak bir litreyle. Ya benzin deposunu tamamen mazotla doldursanız ne olur? Yani Bunun aksisini yanlış düşünün. Olduktan sonra... Aksisini düşünün. Mazot arabaya benzin koyarsanız tamamen deposunu benzinle doldursa o arabada yürümez. Dolayısıyla insan organizması öyle ki doğru ürünlere göre yaratılmış. Doğal ürünlere göre yaratılmış. Eğer biz doğru ve doğal ürünleri yapmazsak organizma bir yerde mutlaka Tıkan patlak yani. patlak verecektir. Şimdi bunları ben çok önemsiyorum. Yani bundan da ne olur ki deme, dememek lazım. O çok küçük bir şey çok şeye mal oluyor. Mesela bir yemek yapsak içerisine 3 gram tuz koymasak o yemek yenmez. Tadı tuzu bozulur. E, tadı tuz şey Yani o 3 gram ne olur ki dememek lazım. İşte o 3 gram onun tadını getiriyor gibi. Evet. Şimdi Mahmut Bey ben bir şey söyleyeceğim. Ee, hem sevgili seyircilerimize söyleyeceğim hem de size tabii buradan pas atacağım. Şimdi bazen e, işe gideceğimiz zaman e, sinema oyuncusuyuz, tiyatro oyuncusuyuz, televizyon sunucusuyuz, aşçıyız, öğretmeniz örnekleri arttırabiliriz. Gideceğimiz zaman eğer sona kaldıysak hani biraz sona ana kaldıysak eyvah ben nasıl yetişeceğim vaktim kalmadı eğer büyük şehirdeysek bu trafik beni mahvedecek bu trafikte nasıl gideceğim keşke daha erken kalksaydım keşke kahvaltı yapmasaydım telaşını bütün benliğimizde o telaşı yaşadığımız zaman hiç bilmiyorum başınıza geldiğini bilmiyorum ama bir mide bulantısı veya bir baş dönmesi birden ortaya çıkıveriyor. İnsan kendini halsiz hissediyor çünkü o stres o menfi düşünce insanın kendi organizmasına istemeden zarar vermesine sebebiyet veriyor. Stres. Ve stres sıkıntı Peşinden tabii ne oluyor bu sefer baş gösteriyor. Belki yapacağımız işe adapte olamıyoruz. Yapacağımız gideceğimiz işe yetişemiyoruz. Bir sürü sıkıntı tabii ne oluyor peşinden bunu devam ediyor. Şimdi sevgili seyirciler. Hayattan bundan sonra sıkıntılarınızı, streslerinizi, o e, sizi üzen takıntılarınız ki varsa ki birçok insanda vardır. Onlardan kurtulacaksınız o takıntılar, o stres bundan sonra başınıza bela olmayacak. Son anda baş dönmesi, mide bulantısı ve benzeri bu tip rahatsızlıklar başınıza gelmeyecek. Bunu nasıl başaracaksınız? Nasıl başaracaklar? Ben hemen söyleyeyim. İnsan evet. vücudunun ihtiyaç duyduğu en önemli, hani e, organizmanın ihtiyaç duyduğu en önemli madde minerallerdir. Mineraller insan vücudu için gerçekten çok önemlidir ve her mineralin vücutta ayrı bir görevi vardır. Hiç kimse birbirini yani hiçbir mineral diğerinin görevini yapamaz, yerine geçemez. Şimdi bu mineralleri doğru ve düzgün bir şekilde olması gerektiği gibi vücudunuzun içine yani e, yemek olarak, içecek olarak almayı başarırsanız stres bir kere gidiyor. Mutlu oluyorsunuz. Bakın vücudunuzdaki o sıkıntıları da atıyor. Bu tabii neye bağlayacağım ben bunu? Sıvı tuza bağlayacağım. Sıvı tuza. Bakın değerli seyirciler. Bugün bunun şovunu yapacağız. Şey ben düşünün. kendim düşünün. Şöyle düşünün onu. Bir bina yapıyorsunuz. Temel atmadan beş kat çıkıyorsunuz. Yani en ufak bir sarsıntıda bu bina ne olur? Hemen yıkılır. yıkılır, yıkılır. Değil? Yani gözükmeyen kısım o kadar kıymetli ki temel toprağın içerisine gömüyorsun. Ondan sonra onun üstüne beş kat, yedi kat, on kat, bugün yüz kat atılıyor. Temel sağlam olmadığı müddetçe siz o binanın üstüne ne yaparsanız yapın yıkılır. Yarın bir katlı bile yapsanız rüzgar alır götürür bu sefer. Çünkü bir yere bağlı değilsiniz. Nihayetinde Amerika'daki olan o kasırgalarda görüyoruz bir kasırga geliyor. O binaların hepsini kağıt gibi alıyor götürüyor. İşte sizin anlatmış olduğunuz, girmek istemiş olduğunuz konu mineral. Mineral böyle. Yani bugün hastalıkların anası, başlangıcı vücuttaki sıvı ve mineral dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor sıvı ve mineral dengesi. Mineral dengesi bozulduysa sıvı da bozuluyor. Sıvı ve mineral dengesi de bozulunca o insanın sağlıklı olma ihtimali kesinlikle kalmıyor. Bizim burada bundan sonraki günlerde anlatacağımız ve sizlere ürün olarak tavsiye edeceğimiz şey vücudun sıvı ve mineral dengesini kuracak. Sıvı ve mineral dengesi kurulduktan sonra korkmayın. Hele bir de doğal yiyeceklere yönelilirse bir de acıkarak yemek yenilirse. Hele bir de mide ağzına kadar dolmadan sofradan kalkılırsa, yani acıkarak yenilip fazla doyarak değil de biraz aç kalkılırsa, bir de insanın hayatı hareketli olursa, bir de pozitif düşünürse, en önemli bir şey daha söyleyeceğim. Helal lokma kazanılırsa gel keyfim gel. gel bu insanın ah, bu insanın hayattan <laughs> zevk alması kadar e, yani bunu tahmin edemez ne kadar zevk alacağını. Cenab-ı Hak bize bu bedeni emanet olarak vermiş. E bu emaneti biz de korumamız lazım. Bu bedenin üzerinde de biraz ihtisas yapmamız lazım. Çalışmamız lazım. Hangi ürünler, hangi gıdalar, nasıl, ne kadar, e, ney bunları eğer cevabını bulamadan... ...biz e, hayvanlar bile otluğa bak, bırakın hayvanı bir izleyin. Hayvan otlaktaki her otu yemiyor. Seçip bir tanesi Seçerek yiyor arasından. Seçe, seçe, seçe yiyor ve midesi belli bir yere geldiği zaman yemiyor önü çünkü ağzına kadar ot dolu yemiyor. Oturuyor. Geviş getiriyor. Yani midesine almış olduğu o şey iskembesini almış olduğunu yeniden hazim işlemine giriyor. Hayvan bu. E bizim aklımız var, zekamız var. Olan olayları görüyoruz. Öncesini ve sonrasını görüyoruz. Neydik, ne haldeyiz onu görüyoruz. Dolayısıyla akıllı olmak lazım, araştırmak lazım, doğru şeyleri yapmak lazım. Biz de buradan o doğru şeylerin neler olduğunu yavaş yavaş ipuçlarını verip anlatacağız. Ve insanlar sağlıklı olma yolunda ciddi mesafe kat edecekler ve bize de çok dua edecekler. Ve ben inanıyorum ki Tempo TV kanalıyla yüz binlerce dostumuz... Bir, arkadaşımız. bir ailede buradan bir, kuracağız. Bir ailede buradan evet. kuracağız. Sonra diğer kanallardaki ailelerle birleştirip i̇şte. bunu Türkiye'de ve dünyada çok büyük bir aile haline getireceğiz. Ve bizim görevimiz insanları uyandırmak, farkındalık oluşturmak. Ondan sonra da kendi hayatları kendilerinin kurmasını temin etmek. Mahmut Bey ben bir şey söyleyeceğim. Yıllar önce yine bir televizyon programında işte sanatçılarla falan sohbet ederken yine bir bitkiseller üzerine bir sohbet ediyorduk. E, o sanatçı bir şey söyledi benim konuşmamdan yola çıkarak. Dedi benim köpeğim var dedi. ...bir iri bir köpek dedi. Yani anında dedi hırsız girse falan beş kişi olsa affetmez parçalar. Yani çok iyi korur. Haneyi çok iyi korur dedi. Evet. Sadık. Sadık. Etini veririz dedi. Kilo kilo dedi. Para sıkıntımız yok. Allah olmayana da versin tabii dedi bu arada. Köpek dedi. Ayda bir sefer falan. Önüne koyduğumuz dedi o et kemiği hiçbir şey yemez. Gider ot yer dedi. Hiçbir şey yemez. Onlara dokunmaz dedi ot yer dedi. Ve o otu yediği gün dedi halsiz böyle biraz hasta olduğu yani bir sıkıntıların olduğu bir güne denk gelir ve o otu yiyerek kendini iyileştirir dedi. Yani Allah'ın hikmeti işte bak dedi vermiş şifasını otta dedi. Otta vermiş o şifayı dedi. Yani eti meti yemiyor gidiyor onu yiyor. Şimdi biz de hani diyor da Türkiye'mizde hani Türkiye'nin florası çok zengin. Her türlü aslında rahatsızlığa iyi gelecek şifalı otlar, bitkiler var bizim ülkemizde. Ama maalesef hani onları araştıran bu landların... Biz temeli sağlam evet. kurarsak aynen ondan sonra o e, ot kısmı sonra geliyor ama sen temeli kurmadan bu iş olmaz önce evet. temeli kuracağız. Temel şu bugün okyanusların sağlıklı olabilmesi için içerisinde cenab ı Hak 2 gram tuz koymuş 2 gram. Onun için okyanuslar sağlıklı Evet 2 gram tuz koymuş. İnsan organizmasında da 2 gram tuz var. Yani 2 gram derken %2'lik. Tuzun önemi tabii ki. %2 lik. %2 lik. O oranı o oranı ama doğru oranı, doğru tuzu bir şekilde kuramadığımız müddetçe kuramadığımız müddetçe o insanın sağlıklı olma ihtimali yoktur. Evet. Nedir bu sağlıksızlık taraf? Yani tepeden başlar tırnağa kadar gider. Bir gözüken taraflarımız var dışarıdaki bir de gözükmeyen taraflarımız var. Gözükmeyen taraflardan daha çok biz mesela mide 12 parmak bağırsakları, kalın bağırsak. Bu taraftan karaciğer. Yukarıdan akciğer. Onun yanında kalp. Onun yanında vasküler sistem dediğimiz kardiyovasküler sistem. Herkes ezberleyecek artık. Bunu. Evet. onun <laughs> yanında eklemler, bağlar, tendonlar, adereler, kemikler. Bunların hepsi, hepsi bu benim anlattığıma bağlı. Eğer bu bağlam e, su ve mineral dengesini kuramamışsak, su ve mineral dengesi kaçmışsa, yani daha başka bir tabirle Cenab-ı insanı yaratırken %70 baz %30 asit olarak yaratmış. Asidik ve bazik dengesi bozulmuşsa veya alkali diyorlar. Şimdi alkali veya pH diyorlar. Bunlar hep aynı yerlere. Sodyum klorür falan. İşte hepsi aynı yerlere. Diye yüzde yerlere... %30. Öyle değil. Şimdi sodyum klor ana parçası ama içerisinde 84 tane mineral var. 2 tane sonlar. Diğer 84'ü 82'siyle beraber oluyor. Şimdi cana bak insan organizmasını yaratırken 84 mineral koymuş içerisine. Bu mineraller günlük olarak kayboluyor. Günlük olarak sıvıyı da birlikte vücuttan atıyoruz. Beraberinde de mineraller atılıyor. Günlük atılan sıvı ter ve idrar olarak çıkar biliyorsunuz. Bir de bunlarla beraber mineral atılır. Eğer siz bu günlük kaybetmiş olduğunuz sıvıyı ve minerali geri kazanmazsanız vücudun işte dengesi başlıyor bozulmuyor. Başlıyor bozulmuyor. Bozulmasının tarihi dünya tarihinde sanayi yiyecekleri ve sanayi içecekleriyle başlamıştır. İnsan dünyaya geldiği ilk yıllarda kaç bin yıl önce ise bu ihtiyacını suyla karşılamıştır. Ama şimdi günümüzde insanlar sıvı ihtiyacını maalesef sanayi içecekleriyle karşılıyorlar. Sanayi içecekleri dediğimiz nedir? Meşrubatlardır, meyve sularıdır, İşte birçok isimler var. Herkes vardır. biliyor zaten. Herkes bunu. biliyor, onları saymaya gerek yok. Bunlarla birlikte vücudun dengesi bozulmaya başlamıştır. Sonra tuzlar aşağı yukarı 50-60 yıldan bu tarafa bozulmaya başlamıştır. Tuz adeta kokmuştur. Dünya Sağlık Örgütü de demiştir ki tuz kullanmayın. Fakat kullanmamız gereken tuzu beraberinde tuz diyoruz da biz ona aslında tuz demeyelim. Onun içerisinde 84 tane mineral vardır. Eğer o mineralli sıvıyı almazsak bu sefer hem vücudun dengesi bozulacak hem de korunaksız kalacak. Zaten iki taraftan şu anda sağlık kıskaç altın alınmış. Sıvı ve mineral dengesi bozulmuş. Sıvı ve mineral dengesi bozulmuş. Bozulmayla birlikte korunaksız kalmış. Korunaksız kalmış. Hem o dediğimiz işte 84 mineral vücudun sıvı ve mineral dengesini kurarken bir taraftan da koruma altın alıyor. Koruma evet. altına. Şimdi. Biz her iki kilit de kırmışız. Her iki kilit de kırılınca 7'den 70'e şu anda herkes hasta. Hasta. Bugün hasta olmayan Hastaneye gitmeyen, ilaç almayan çok doktora, az insan var. Çok az insan. Veyahut da operasyon geçirmeyen insan Türkiye'de ülkemizde yok, yok denecek, denecek kadar azdır. Yok denecek Tatlıyorum. kadar azdır. Ama geriye doğru saysak 100 sene, 200 sene, 300 sene geriye doğru gitsek hayatında doktorla işi olmayan 1000 sene geriye gitsek yoktu, insanların sayısı zaten yok. Evet, insanların sayısı inanın %99'lardadır yani. E niye bizim doğal? Doğal şimdi evet. bizim çünkü burada anlatacağımız şey tekrar gelin aslında dönelim mesela şu anda e, bir köy ürünleri diye bir şey çıktı ortaya köy ürünleri. satıyorlar evet. satılıyor ve herkesinde köy ürünü deyince <laughs> diye sanayi ürünlerine göre daha ona bir rağbet ediyor niçin rağbet ediyor niçin köy ürünleri insanların hafızasında yerleşti niçin çünkü saf oldu. doğal olduğu evet. için doğallığa doğru bir yöneliş var değil mi? İşte bunu e, suistimal etmeden gerçek doğallar neler? Bunları anlatıp gerçek doğalları insanların kullanmasını teşvik etmemiz lazım. Zaten insan o doğalları e, kullanmaya başladıklarında başlı, kendilerindeki değişikliği, kendilerindeki sağlığı, kendilerindeki enerji herkes kendisi hissediyor. Kendileri görüyor, görüyorlardı zaten. Bunu gören insanlar onun için doğala doğru yönleniyorlar. Bir de bu doğalı suistimal etmeyen, bunu pazarlayan, bunu satan, bunu efendim ortaya çıkaran insanların olması lazım. Çünkü doğal diye gidiyorsun, alıyorsun doğal Şimdi, biliyor doğrudur, Doğru. Doğru. Yani zaten hep bu evet. şekilde kandırmalar. Burada burada baş, işte temeli baş. bizim bu programda ve bundan önceki yaptığımız programlarda, bundan sonraki yapacağımız programlarda o temel malzeme nedir? Temel ürün nedir? O temel nasıl atılır? Nasıl atılmalıdır? atıldıkça o temel o temel atıldıkça insan üzerindeki o e, faydaları insan üzerindeki görünen şeyler neler olacaktır bunları anlatacağız ve bunları göreceğiz ve insanlar bu anlattıklarımızı dinleyip buradan bu ürünleri alıp kullanıp bize geri dönecek binlerce insan geri dönecek. Ben şöyleydim, böyle oldum. Ben böyleydim, böyle oldum. Bu ürünler tamamen temel atma ve kendilerini sağlıklı yola iten ürünler olacaktır. Sağlıklı olan evet. bunlar ilaç değildir. Bunlar Biz tamamen bir gıdadır. gıda. An, anlatıp Tam, bunları bunlar, anlatmaya bunlar çalışıyorum. Tamamen bir gıdadır. Gerçek gıda, ilaç ötesi bir üründür. Gerçek gıda, ilaç ötesi bir üründür. Yani ilaç vücutta bir şeyi tamir eder. Bir şeyi tamir eder. Bir tarafı da bozar ama başka bir, ta tarafı, bir da tarafı da bozar. <laughs> bir, tarafı da bozar. <gülüyor> <gülüyor> bir tarafı da bozar ama gıda dediğin şey, gıda dediğin şey, e, sağlığın ta kendisidir. Organizmamızda birçok faktörler var. Mesela bir tüy diyelim saç diyelim kıl diyelim bir insan organizmasında kaç çeşit kıl var? Herhalde sayısız. Çeşit, çeşit çeşit diyorum. çeşit çeşit yani saçındaki bir kıldır kaşında bir kıldır bıyığında bir kıldır efendim şu gözünün altında hani deriz ya böyle şey. tüy tüy gibi değil mi? Böyle şu tam şu izadı. Şey. O da o da bir kıldır. Ama Burakta bunlar var, var, her, her, tarafta, var. her yerde var. her <laughs> yerde. Her ama her biri farklı farklıdır. Dur. Bunlar nasıl oluşuyor biliyor musun? Bunları yediklerimizle oluşuyor işte. İnsan organizması anasından doğuyor işte 2,5 3 kilo ama geliyor 80 kilo 100 ama kilo. Ama bunlar olur. Mahmut Bey hani Bunun, yanlış beslenmeden dolayı vücudun bir varyansı olabilir Bir dakika. Diye. Hayır onu anlatmayacağım. Şurayı ilaçla bağdaştırıyorum da bu yediğimiz gıdalar içeride öyle bir kimyane var ki ihtiyaç olduğu kadar kaş yapıyor. İhtiyaç olduğu kadar bıyık, bıyık yapıyor. yapıyor sakal. Ve bıyığın, bıyığın kalınlığıyla şuradaki çıkan tüyün kalınlığı aynı olmuyor. Aynı olmuyor. Kolun üzerindeki tüyle şu tüyle efendim çenende çıkan saç aynı olmuyor ama bakıyorsun hepsine kıl diyorsun hepsine tüy diyorsun. İşte içeride öyle bir organizma var ki bunların hepsini temin eden işte o mineraller. O mineraller doğru olduğu müddetçe o genler doğru olduğu müddetçe buradaki tüy, buradaki sakal, buradaki bıyık, buradaki kaş. Sadece biz tüyden misal verdik. Vücudun içerisinde binlerce, on binlerce çeşit üretim yapılıyor. Yani damarlar yapılıyor, adeleler yapılıyor, kaslar yapılıyor. Onların içerisindeki efendim onlar içerisinde kan var, kanlar yapılıyor. Efendim salyalar, sümükler, gözyaşları, kulak akıntıları, burun akıntıları. Yani biz doğru malzemeyi, doğru ürünü verirsek bu organizma bunların hepsini doğru bir şekilde üretiyor, bize doğru bir fayda sağlıyor. Düzgün çalışma, yani Düzgün çalışma oluyor. Düzgün çalışma alıyor. İşte araba, araba tıkır tıkır çalışıyor. Bugün zaten tıkır tıkır çalışıyor. Ee... Şu anda tıkır tıkır çalışmayan sebep ne? Tıkır tıkır çalışmayan sebep işte o, yanlış anlatmış giden... olduğumuz yanlış gıdalar, doğru olmayan gıdalar, yanlış ve doğru olmayan gıdalar ne yapıyor? Geliyor, senin bir yerini bozuyor. bozuyor. Bir yerini bozuyor. Aynen öyle. Şimdi peki erken yaşlandırıyor. Ee, Tıkayı, tıkıyor. Ondan sonra insanlar da haydi doktora. Tamam doktora gidelim. Ama bunun en evvela bu hale getiren sen oldun ya. Yani araştırmadın kendine bir gömlek alırken, kendine bir çorap alırken, kendin Efendim bir elbise alırken araştırıyorsun. Alışverişe giderken Ayşe Yanına Fatma'yı dalıyor. Fatma ile beraber gidiyorlar alışverişe. Fatma beğendim mi Ayşe beğendim mi filan birbirleriyle efendim münazar edip bu gömleği alıyorlar. En sonunda satan, satan adama soruyor ya oldu mu bu bize yakıştı mı alıyorlar. Velev ki o gömlek yanlış olsa velev ki rengi yanlış olsa modeli yanlış olsa kumaşı yanlış olsa ne olur geri götürür değiştirsin veyahut da birisine hediye edersin. Ama şuradan giden yanlış bir lokma ne yapıyor? Sağlıksız. Hiç yapıyor. onu düşünmüyorsun. Yarın o kazandıklarının tamamını harcasan bu bir lokmanın vermiş olduğu zararı Kurtaramazsın ama hayvanlar böyle değil. Hayvanlarda bir Cenab-ı Hak içgüdü vermiş ama insanlara da akıl vermiş. Biz aklımızı kullanaraktan, araştıraraktan bunları yememiz, bunları içmemiz ve hayata tutunmamız. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu emaneti son nefesimize kadar doğru bir şekilde korumak bizim üzerimize farz. Farz. Aynen öyle. Evet. Zaten bunu size bir şey demeye gerek yok Mahmut Bey. Bugün gerçekten çok formundasınız. Yani hiçbir şey bana, bana bir şey demeye gerek kalmıyor. Aldınız götürüyoruz ama sizin ben anlattıklarınıza çok katılıyorum. Hani ben biraz önce floradan bahsettim. Hani ot falan derken siz yine tuza getirdiniz ya olayı. Burada benim anlatmak istediğim şu. E aslında... Tabii o flora bakın o malzemeler de... Diğer bir sen yanlışlık yaptın. Bir yanlışlık yaptın. O dediğim floradaki ürünlerle, o bitkilerle bunları tedavi edebilirsin. O fiları o. Şimdi bugünkü ilaçların işte asıl menbaı orasıdır. Ama ne kadar oradan kullanıyorlar, ne kadar sentetik kullanıyorlar bunu herkes biliyor. Tıp camiası da biliyor. Ben onu anlatmama gerek yok. Acaba oradan mı ilaç yapıyorlar bize veriyorlar yoksa onun sentetiğinden mi yapıp ilaç veriyorlar? Bunun 15-20 sene öncesine kadar aspirinlerin tamamı söğüt yaprağından yapılıyordu. Söğüt yaprağından? Söğüt yaprağından yapılıyordu. Şimdi Vallahi ben tabii bilmediğim için kim bilir neye katıyorlardır içinde. Şimdi <laughs> onun karşılığı olan, karşılığı olan sentetik ve kimyasallardan yapılıyor. Bugün şehir şebeke sularını mineralliyorlar. Şehir şebeke sularını. Doğrudur. Onu mineral biliyorum. koyuyorlar. Doğru onu biliyorum. Koydukları mineraller doğal mineral mi? Değildir. Mi? Kesinlikle değil. İçerisinde sentetik mineral koyuyorlar. Niye yapıyorlar bugün, acaba bunu bugün, yani? Yapma bugün eczanelerden yani. kalsiyum sandoz denen bir şey vardır. Vitamin. Min mineral. Vitamin değil. Mineral vardır. Bir tane mineral. Hep sentetik, hepsi kimyasal. Bu eriyor değil mi? Biz, Suyun içine tabii, atıp eriyen biz, bir şey. Bizim burada anlatacağımız minerallerin tamamı doğal. Yani senin floradaki yetişen otlar diyorsun ya. Aynen onlar gibi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği, gönderdiği bu minerallerden biz bahsedeceğiz. Bu minerallerin sağlığa nasıl faydalı olduklarından bahsedeceğiz. Anladım, bahsedeceğiz. Nasıl yardımcı olduklarından bahsedeceğiz. Bu anlattıklarımız kesinlikle bir ilaç değildir. Bu anlatacaklarımız bir gıdadır, gıda ürünüdür alıp insan yediği zaman ilaç ötesi yani, bir Yani doğru gıdayı evet, tavsiye edeceğiz. Hiç ihtiyaç duymayacaktır. Şimdi, hiç Bey, ihtiyaç duymayacaktır. E, şimdi siz çok güzel anlatıyorsunuz. Ben sizi dinliyorum. E, 24 saat dinlesem zaten zevkle dinlerim, keyifle dinlerim. Onu söyleyeyim. Zaten evet. dinliyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz tabii e, biz konuşuyoruz ama merak edenler vardır. Neden? Neyi merak edecekler? Hemen söyleyeyim. Şimdi biz bu e, beyaz altın suyu dediğimiz sıvı tuz üzerine konuşuyoruz. Faydalarını evet. anlatıyoruz. Vücudun ihtiyaç duyduğu bütün mineralleri bu sıvı tuz karşılıyor. Vücudun olmazsa olmazı. Mutlaka İhtiyaç duyduğuyla birlikte organizmada tamam. olan minerallerin tamamı. Tamam işte hepsi tamamı. 84. İhtiyaç şeyler. duyması ayrı bir şey. İhtiyaç duyması şu mineraller noksanlaştı benim ihtiyacım var. Bunun içerisindeki minerallerin tamamı Cenab-ı Hakk'ın bir insanı yarattığı zaman içerisindeki olan minerallerin birebir aynısı. Şimdi burada sunmuş aslında. Birebir bire aynısı. Birebir aynısı. Olmaz, bire bir olmaz zaten. Olmaz, olmaz. Zaten bakın mesela bu çok kıymetli bir hadis-i şerif. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın buyuruyor ki: "Yemeğe tuzla başlayın ve tuzla bitirin." Evet, bunu ezberledim ben sizden duyarak. Kim <laughs> yemeğe tuzla başlar ve bitirirse Cenab-ı Hak onu bir rivayette 73, bir rivayette 212 bazı hadis alimleri böyle bildirmişler sizi korur diye buyuruyor. Korur diye. Bunun haricinde birçok gıdayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmişler. Bal gibi, kabak gibi tavsiye etmişler. Ze hurma gibi, efendim zeytin gibi. Fakat tarif verdikleri şu şekilde yiyin dedikleri gıda tuzdur biliyor musunuz? Tuz. Ama hangi tuz? Ama hangi tuz? Bizim. O işte, o işte bir insanın bütün ihtiyacını, bütün ihtiyacını mineral ihtiyacını karşıladığı için tarif etmiş. Ve tarifi de şöyle devamlı kaybolduğu için yemeye başlarken ve bitirirken. Tabi başlarken aynı zamanda ağzı alındığındaki faydaları bitirirken ağzı alındığındaki faydaları ayrı onları da anlatacağız. Ama esas mineral ihtiyacını olur ki insan yemeğine tuz katmadan yiyebilir. Ama ağzına o tuzla başlar ve bitirirsen mineral ihtiyacını günlük mineral ihtiyacını karşılayabilir. Evet. Hatta bir şey söyleyeceğim. Hani yanlış dersen düzeltin. Ee, insan, her insanın metabolizma gereği koşar, yürür, çalışır. Ee, çeşitli fonksiyonları için muhakkak tuza dolayısıyla tuzda bulunan elementlerdeki iyonlara ion, evet, ihtiyacı, ihtiyacı var. Tabii. Bu çok önemli. Bakın tabii. bunları herkes bilmez. Bilirler de. hani o tuzda ne arar bu derler. Şimdi ben doğrudan her şeyi bir, araştırırım. Bir Vatandaşımızın bildiği taraf şu. tuz. Yemeğe içerisine katılır, bir çeşnidir, bir baharattır. Yemeğe bir tat tuz verir. Bu evet. Çok dökersen ne zararı bu, verirsin? Bu, bu işin bonusu. Evet. Bu işin bonusu. Fakat doğru tuz yemeğe katıştığında, doğru tuz içmiş olduğun suyun içerisine katıştığında esas sana sağladığı fayda senin minerallerini takviye eder. Vücudundaki azalan veya kalmamış olan minerallerini yerine koyar. Evet. Esas iş bu. O şey zaten, tarafı, tat taraf işin bonusu. işin art tarafı. Yani olsa da olur olmasa da olur. Evet. Şimdi Mahmut Bey, sevgili seyircilerimiz çok merak etti. Ben dedim ya doğrada merdem olarak her şeyi araştırırım ve sorarım canlı yayında. Size de soracağım şimdi. E, seyircilerimiz hep diyorlar ki tamam tuzu konuşuyorsunuz, sıvı tuzu anlatıyorsunuz. Bunu ben şimdi biraz sonra denemesini yapacağım. Bakın ee, bir sıvı tuzumuz masada var görüyorsunuzdur. Belki biraz sonra dikkatle bakarsanız göreceksiniz. Onunla bir deneme yapacağım biraz sonra. Programın biraz ilerleyen dakikalarında. Şunu söylemek istiyorum. Sizler diyorsunuzdur ki bu sıvı tuz neyin nesidir? Nereden çıktı? Nasıl geldi? Kim buldu? Kim icat etti? Nasıl çıktı? Nereden çıktı? Yani bunları merak eden sevgili seyircilerimiz vardır. Ben biraz da kameranın arkasında halkın yerine kendimi koyarak onların merak ettiği akıllarına takılan, e, sormak istediklerine inandığım soruyu sormak istiyorum. Evet. Mahmut Bey, şimdi bu e, biz bu sıvı tuzu hakikaten hayatımızın bir vazgeçilmesi olarak e, mutfaklarımızda, yemeklerimizde evet. hatta bakın hatta e, temizlikte dahi kullanıldığını biliyorum ben. Tabii. Bakın Temizlikte dahi. Yani o deterjanlar var ya bir sürü paralar ödeyip alıyorsunuz hani e, hatta elinize biraz fazla gelse zarar yapıyor, çatlatıyor falan e, deriyi zarar veriyor. Bakın bu sıvı tuz o bir çok paralar verip aldığınız o marka deterjanlar işte temizleyicileri hepsini kaldırıp çöpe atacağınız veya rafa kaldıracağınız bir buluştur aynı zamanda. Çünkü yemeğinizden efendime söyleyeyim kullandığınız kap kacağınıza kadar meyvanıza sebzenize kadar her yerde insan vücudu için gerekli olan o bütün mineralleri dışında en hijyenik temizliği yapmanıza da vesile olur. Daha sağlıklı beslenirsiniz. Daha hijyenik beslenirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi ama bu nereden çıktı? Bu bizim Nasıl oldu? Ha bizim ülkemizden çıktı. <laughs> e, elin başka ülkesinden Japonyasından işte efendim Avustralyasından gelmedi. Bizim ülkemizden, bizim ülkemizin topraklarından ve özellikle ekran başında seyrettiğini düşündüğüm e, Çorum'a selam olsun diyorum. Çorum'a selam olsun diyorum. Çünkü ...çorum tarafından bir buluş bu sevgili seyirciler. Bütün çorumlara müjde veriyorum. Bakın sizin diyarınızdan... ...sizin memleketinizden... ...işte dünya çapında... ...ses getirecek, ortalığı ayağa kaldıracak... ...bir buluş çıktı. Ben söyledim Mahmut Bey. inşallah kızmamışsınızdır bana. Dedim evet, çorum dedim. Canım, yet Çoruma yok. girmiş olduk. Çünkü evet. e, biz e, anlattığımız... Şimdi ben onu anlatayım size. E, anlattığımız, tanıttığımız ve faydası üzerine... ...konuştuğumuz bir buluşun... E, ...bütün eveliyatını... E neyin nesidir kimin fesidir anlatmak zorundayız Yani Tabii, bu böyle gökten zenginle yani sıvı, inmedi Sıvı yani. tuzun şimdi biz sıvı tuza e, girerken insanlara gösterirken Bakacaklar ki suya benzeyen bir şey evet. Herhalde sıvı tuz derken tuzu almışlar eritmişler Ondan sonra bize de işte suyu satıyorlar veya suyu anlatıyorlar Diyenler şeklinde, çıkabilir Şeklinde bir düşünce olabilir Bugüne kadar belki sıvı tuzu görmeyenler duymayanlar vardır Normaldir doğaldır yani şu ana kadar tahmin ediyorum birkaç milyon insan duymuştur ama ülkemizin nüfusu bugün 85 milyona doğru gidiyor. Duymayan belki daha 80 milyon insanımız vardır. Ee, şöyle bir tatlı suyun yer altından yer yüzüne çıkarken yer altında bulunan tuz madenlerinin arasından geçerken tuzu eriterek yer yüzüne çıkmış halidir. Dün söylemiştim. Evet. Yer yüzüne çıkmış halidir bu. Peki. Bugüne kadar bu ürün niye bu şekilde kullanılmadı? Kullanılmamasının sebepleri şöyle. Bundan gene 100 sene önceye gidelim. 100 sene önce çıkan bir sıvıyı neye koyacaksın? Nasıl taşıyacaksın? Götürdüğün yerde nasıl muhafaza edeceksin? Yaparsın ama maliyetleri çok yüksek olurdu. Çok yüksek olurdu. Ne yapmışlar? Çıkan bu sıvıyı kurutmuşlar kaynak tuz olarak insanlara sunmuşlar. Sunmuşlar ve insanlar da bunu kullanmışlar. Peki bugün niye sıvı? Sıvı olmasının can alıcı birkaç nedeni var. En önemli nedenleri tabiatın, havanın, şartların kirlenmesi. Asılı kelimesini bu Covid meselesiyle öğrendik değil mi? Havada asılı duran virüsler, havada ha. asılı duran bakteriler, Herkes ezberler. havada asılı duran mikroplar gibi değil mi? Bunlar biz gözle görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Şu iki seneden beri dünyayı kasıp kavuran COVID virüsü havada asıl olarak durup biz teneffüs yoluyla bunu alıp akciğerlerimize gidip akciğerlerimizi mahvedip milyonlarca insanlarımızı öldürmedi mi? Öldürdü. Dolayısıyla dolayısıyla her gün 200 küsur insan dolayısıyla ya, havada böyle. asılı duran her şey bir gün yere inmek mecburiyetinde. Bugün uçak da uçarken bir gün iniyor havaya attığın bir taş da düşüyor. Havada asıl olan virüs de belli bir zaman sonra yere iniyor. Şimdi bu sıvı tuzu çıkartıp havuzlarda kuruturken havada asılı duran her şey o tuzun içerisine giriyor. Bakteri de giriyor, virüs de giriyor, mikrop da giriyor, radyasyonda giriyor, toz da giriyor, toprak da giriyor. Her şey giriyor. Fakat kuruduğu zaman bakıyorsunuz bembeyaz olmuş. Bembeyaz olmuş. Fakat bu gözle göremediğimiz her şey bunun içerisinde var. Yani ondan tabii zararlı. Peki ne yapmak lazım? Onu mu kullanmak lazım, bunu mu kullanmak lazım? Her zaman doğalını kullanmak Aa, lazım. Bunu kullanmak lazım. İşte biz buradan yola çıkaraktan buradan yola çıkaraktan sıvı tuz ismini Türkiye'de ilk koyan bulan olaraktan tuzu aldık, biz şişeledik. Tuzu aldık, biz kaplara, kacaklara koyduk ve tuzdan onlarca ürünler yapın. Esas ana maddesi bu. Yani pamuk düşünün, pamuktan kravat da yaparsın, gömlek de yaparsın, çeket de, halı da, iç çamaşır da yaparsın. Fakat bunların her birinde kullanmış olduğun iplikler, kalınlıkları farklıdır. Kravat yaptığın <laughs> iplikten herhalde çeket yapamazsın, değil mi? İki bedeler yapıyorlar. Yani hal, <laughs> halı yaptığın iplikten iç çamaşırı yapamazsın, onun gibi... Şimdi bizim ana ham maddesi bu ve bundan onlarca ürün yapılmıştır. Bu ürünlerin hepsi insan sağlığına çok faydalı, yararlı ve yardımcı malzeme olmuştur. Eğer yemeklerimizde de bunu kullandıysak ve temeli de sağlam atmışızdır. Sağlıklı bir insan olarak hayatımıza devam etmişizdir. Şu anda bizi izleyip daha başka kanallardan bizi tanıyan, bilen insanlar diyorlardır ki evet bu insan doğru söylüyor. Biz onu kullandığımız günden bu tarafa sağlıklıyız. Efendim zindeyiz. Hiçbir problemimiz yok. Bundan sonra da bir problemle karşılaşmayacağız gibi bir inisiyatif var. İnisiyatif var diye insanlar söylüyordurlar diye söylüyor. Düşünüyoruz. Evet, evet. yani zaten onu biz biliyoruz. Örneklerine çok şahit olduk da. Evet. Ben şu şeye geleceğim. Kaynağa gelmek istiyorum. Kaynağa. Kaynak, bu... kaynak yer altından bir tatlı suyun yeryüzüne, yeryüzüne çıkarken... Ee, tuz minerallerinin arasından geçiyor ve bunları eriterek çıkıyor. Tuz madenlerinin içerisinde tabiatta bulunan 103, 104, 105 elementin tamamı da var. Fakat Cenab-ı Hak öyle ki o minerallerin arasından çıkarken o tatlı su eritiyor. Ağır metal diye tabir ettiğimiz insan sağlığına zararlı olanların bir tanesi beraberinde gelmiyor. Yeryüzüne çıktığında 84 mineralli olarak çıkıyor saf temiz. Onun için buna dünyadaki bilim insanları beyaz altın suyu diyorlar. Tükenme ihtimali var mı? Tükenme ihtimali bittiği zaman zaten dünyada biter. Biter o zaman bir sıkıntı yok onda. Benim da. başka bir iddiam daha var. Dünyada tuz bittiği zaman dünya hayatı biter. E düşünsen deniz örneğini aklıma dünyada geldi. Dünyada tuz bittiği gün dünya hayatı biter. Canlık biter. O kadar tuzun olduğu yerde gerçek doğal tuzun olduğu yerde canlık vardır. Gerçek tuzun olmadığı yerde de e, canlılık ve hayat yoktur. Hayat bugün tamamen tuza bağlıdır, suya bağlıdır, tu, su da tuza bağlıdır. Tuz varsa su var, tuz yoksa su yok. <laughs> Güzel su olmayınca şey da, su olmayınca da hayat yok. Bugün bugün bütün e, bitkiler, ağaçlar, meyveler, sebzeler, tahıllar hepsi toprağın içindeki minerallerden kaynaklanıyor. Toprağın içindeki, ama yeterli miktarda. Tuzun fazlası da mesela zararlıdır. Azı da zararlıdır. Şöyle ki az olduğu zaman e, o sebze meyve olmaz, çok olduğu zaman gene olmaz. Her şey kıvamında olmalı. Ben mesela Mahmut Bey bir şey yapıyorum, doğru mu yapıyorum e, her şeyi söylerim ben. Şimdi bunun değerli seyirciler daha böyle ufak bir şişesi var. Bazen böyle hani şirkette binada e, buluştuğumuz zaman masanın üzerinde duruyor. Orada herkes Bak, burada var, zıla, var. <laughs> ama şimdi yapmayayım da e, ee, önüme denk geliyor. Orada çünkü her şey sıvı tuz orada. Yani insanlar çaylarına o e, çaylarına tabii çaylarına katan da var ama ben gördüm. Çaya döken bile gördüm. Tabii çay suyuna katabilirsin. Gördüm ben onu yani yalan olmasın ama ben çay e, yemeklerime orada yemek yediğim zaman yemek yani de, ihtiyaç olsun olmasın o şişeyi alıyorum. O sıvı tuzdan döküyorum. Bir de onu böyle dikiyorum şöyle. Böyle kaç damla. ağzıma gönderiveriyorum. evet birkaç damla. Alışkanlık yaptı sevgili seyirciler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Önceden mesela ben e, size tanışmadan önce e, ve bu sıvı tuz olayına kendimi kanalize etmeden önce e, şöyle sizin o binanın merdivenlerini önceden iki 3 adım çıktığı zaman bir yorgunluk oluyordu bende. <laughs> ne <Ondan gülüyor> zaman ben bu sıvı tuzu yemeklerimde yani orada sizin de yanınızda yemekhanede yemek yerken siz görüyorsunuz ya, yani, ya Erdem ne yapıyorsun çok döktüm falan bile dediğiniz oluyor. Ve onu böyle biraz da kendi birkaç damla da böyle içtiğimde bu e, yaklaşık bir 10 gün sonra Bendeki o yorgunluğu aldığını hissettim. Tabii. Bakın bu çok önemli. Bakın hadi hani... sen bizimle tanıştığın günü yaz. Unutma. Bizimle tanıştığın günü yaz. O günden beri kullanıyorsun. Kullanıyorum. Bundan sonraki Bak şimdi de, yıl... şimdi kullanacağım Bak, biraz Bundan sonra. sonraki 5 yılı, bundan sonraki 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı ve geriye doğru 5 yılı, 10 yılı, 20 yılı mukayese etmek isterim. Edeceğiz. Işte. Mukayese etmek isterim. Mutlaka edeceğim. Mutlaka. Yani, yani bir, bu siyahla beyaz kadar fark edilecek. Fark edecek. Siyah ve beyaz kadar. Yani siyahla beyazı yan yana getirdiği zaman fark olur değil mi? Aynen öyle. İşte aynen. bu ürünü hayatına soktuktan sonra, bu gıdayı hayatına soktuktan sonra hayatındaki olacak, organizmadaki olacak şeylerin bundan önceki olmuşlarla mukayesesini yapmanı bir yaz ve bir gör. Ben bunu yazdım ama sevgili seyircilerimizin anlayacağı dilden bir şey söylemek istiyorum. Bakın Mahmut Bey. Şimdi bize ekran başında kalp hastası, tansiyon hastası, işte kolesterol problemi olanlar, efendim söyleyeyim ağrılarından, sızılarından yanıp yakılanlar, çeşitli işte kimyasallara dahi müracaat edip onlardan medet umanlar. Yani aman ne ararsan var bende. Kalp desen işte kas ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı bin bir çeşit sayarlar. Ama ben şunu söyleyeyim. ülkemizde 30 milyon tansiyon hastası olduğu var, var biliniyor. Bir yaklaşık 8-10 milyonda bilinmeyenler Bilmiyorum. var. Keza şeker hastaları için de aynı şey geçerli. Ve onlar o hani bir ilerisi var insülin dediğimiz. Yemekten işte önce falan onları vuruyorlar. O devamlı hani muhtaçlar ona. Şimdi ben niye bunu söylüyorum? Bakın ekran başında şu anda benim konuşmalarımı dinleyen ...tansiyon hastalarına sesleniyorum size. Şeker hastalarına sesleniyorum size. Kalp hastası olan tüm seyircilerimize sesleniyorum. Ayrıca ayrıca bakın. Hani e, bizim ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan kansere yakalanıyor. Kanser hastaları ya kanser riski taşıyanlar sizlere sesleniyorum. Artık e, yüce Allah'ın bize doğadan bahşettiği hiçbir şekilde ne ilaç ne bir şey, hiçbir şey. Tamamen doğal olan, yer altından çıkan bu sıvı tuzun bütün dünyada herkesin bilenden zaten kullanıyor bunu. Evet. Bilmeyenlerinde herkesin bundan sonra bu sıvı tuzu hayatlarında en yakın dostları, en yakın arkadaşları olarak hayatlarına bunu adapte etmeleri ve bu sıvı tuzu hep Gıda. kullanmalarını istiyoruz. Gıda olarak. Gıda olarak. Ve biz bunu, burada bakın değerli seyirciler, bu bir e, gönül hizmetidir. Doğru adam Erdem olarak doğrusunu konuşuyorum. Biz bunu... Burada anlatıp aa bunlar işte sıvı tuz işte pazarlıyorlar şu bu değil. Tamamen insanlar sağlıklı olsun daha sağlıklı bireyler yetişsin. Çoluk çocuk herkes daha mutlu olsun diye bir gönül hizmeti yapıyoruz. Ben bunda şunu örnek, örnekliyorum bakın. Hani bir ara haberlerde e, mutlaka görmüşsünüzdür. Hayırsever iş insanları çeşitli bakkallara gidiyorlardı. Oradaki veresiye defterlerinin parasını ödeyip herkesin borcunu sıfırlıyorlardı. ...ve bunun karşılığında hiçbir şey alıyorlar mı istiyorlar mıydı... ...hatta Doğru. beni açıklamayın ismini dahi söyletmiyordu... Tabii, Allah ...bizi istersen. de onlara benzetin bir nevi... ...çünkü biz burada bu hizmeti... ...değerli seyirciler... ...bakın satış değil ben burada işte şu bu, bu anlatmıyorum bunu... ...ama e, daha yakından tanımanız açısından... ...hani e, bizim halkımızda... ...hani bir kişi anlar ama diğer bir kişi... ...anlayamayabilir diye... ...daha yakın tanıtımlarını da yine bilahare daha sonra yapacağız... ...ama şu anki konuşmamız... ...sıvı tuzun faydalarını... ...ve insanların o sağlığa zararlı rafine edilmiş... ...işlenmiş... O hani sentetikle dolu olan o bildiğimiz her, herkesin uzak dur dediği tuza değil de bu tuza yönelmelerini ve daha sağlıklı aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla, daha mutlu bir insan, bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için. Onlara katkıda bulunmak ve kocaman bir sağlık ordusuyla böyle bir aile kurarak bunun bütün dünyaya yayılması için biz buradayız. Evet, zaten, ben bunu söylüyorum. Zaten Bakın. Bu, bu tuz evlere girdiği zaman evlerde hangi ad alt... Ad altında olursa olsun bütün tuzlar dışarı çıkmalı. Çıkmalı. Hangi ad altında olursa olsun evde tuz adına ne varsa hepsi dışarı çıkmalı. Tamamen bu tuz kullanılmalı. Evet. Tamamen. Tamamen. Bu tuz. Yemeklerde, içeceklerde her şeyde bu tuz kullanılmalı. Şu anda Türkiye'de meşhur, meşhur markaların birçoğusu, birçoğusu isimlerini burada reklam olur söylemek istemiyorum. Aynen. Birçoğusu bunu kullanıyorlar. Kullanmalarının sebebi araştırdık. Hem biz e, çok kaliteli ürün üretiyoruz. E, ürünlerimizin daha kaliteli, daha lezzetli ve gerçekten insan sağlığına faydalı olabilmesi adına sizin ürününüzü tespit ettik. Onun için parası ne olursa olsun biz bu ürünü kullanıyoruz diyen firmalar var. Türkiye'nin gözbebeği firmalar bunlar. Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi hani ben o birçok hastalık saydım ya, Mahmut Bey. Bu inanın ki bunu kullandığınızda. Ben şimdi biraz sonra hepsi e, ön örnek, alacak e, örnek vereceğim. ön, ön alacaktır yani evet. bu bir ilaç değildir bu bir gıdadır. sağlığı koruma adına insan sağlığını evet. koruma adına ee, organizmalarımızı koruma adına bir ön almadır ön almadır ön almadır e, bu, bu e, rahatsızlıklardan e, ya yani vücudumuza atabilmek açısından kurtulabilmek açısından da çok yardımcı Bunu, bir yardımcı. buluş olduğunu Yardım. söylemek Mesela, istiyorum şöyle söyleyeyim e, hayvancılık yapanlar çok daha bilir koyun besleyenler nasıl atacağım. bardağım çok güzel. Harika. Bunda bir dene yapalım mı? Biraz sonra. Yapalım. Kaç dakikamız Dur. var bu arada ona göre ayarlayacağız. Var. şimdi ben şunu bir anlatayım. Seyircilerimize bize Hayvan göstereyim. Hayvan besleyenler bu işi gayet iyi bilirler. Hayvanlarının sağlıklı olması, hayvanlarının yedirdiği içirdiğinin yaraması ve et tutması, efendim derilerinin, iç organlarının, sakatatlarının efendim sağlam olması adına üzerine titizlikle durdukları bir şey vardır. Hatta sağırlısa sütlerin de kaliteli olması adına yaptıkları bir şey vardır. Bu hayvanlara tuz yalatırlar. <laughs> evet. Keçi çiftliği olanlar var. Binlerce, on binlerce Güzel keçi artırmış. çiftliği olanlar var. Efendim koyun e, çiftliği olanlar var. Büyükbaş hayvan besleyenler var. Hatta Anadolu'da Anadolu'da evlerinde bir tane iki tane inekli dana besleyenler var. Ahırlarının bir köşesinde bir köşesinde kaya tuzları vardır. Hayvan o kaya tuzlarını içgüdüsel olarak gider ve yalarlar. Eğer yoksa ne yapsın? Adam hayvan gidip de marketten tuz alıp gelebilecek hali yok. Dolayısıyla o hayvanın eti et olmaz. O hayvanın derisinden elbise ve ayakkabı olmaz. O hayvanın iç organları hastalıklıdır. Karaciğeri, akciğeri, bağırsakları kopar bağırsakları çürüktür. Evet. Kemikleri çıtır çıtır kırılır. O hayvanın boynuzundan da tüyünden de derisinden de hiçbir şey olmaz. Yani bir hayvanı sağlıklı hale getirebilmek için mutlaka o 84 minerali hayvana kaya olarak yalatmak lazım. E, gel bu tarafa bizim de hayvanla özdeşleşen çok taraflarımız var. Beynimiz var, kalbimiz var, akciğerimiz var, karaciğerimiz, bağırsaklarımız. Hülasa bütün organlarımızın hem mineral olarak e, temin etmek hem de Sağlığımızı korumak için olmazsa olmazdır. Eğer bir insanda bu denge bozulmuşsa, tekrar söylüyorum, şimdi tuz dengesi demiyorlar ona, vücudun mineral ve sıvı dengesi bozul diyorlar. Mineral ve sıvı dengesi bozulmuşsa o insanını sağlıklı hale getirmemiz mümkün değildir. Temel budur. Biz buradan insanların sağlıklı hale gelmesi için bu temel atalım, doğal gıdalarla beslenelim, acıktığımız zaman yiyelim sofradan doymadan bir kalkalım. Bir farkındalık oluşturalım. Ve ve günümüz hareketli olsun. Gerek spor yaparak, gerek aktivite yaparak, gerek de iş hayatımız hareketli olsun. Pozitif düşünelim. Helalından, Düşündürüyor. helalından, Düşündürüyor. helalından, helalından kazanalım. Bak bakalım o insan ömrü boyunca bir daha hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Mahmut Bey hani biraz önce örnek bu aynı ya. zamanda Bu aynı zamanda ömrü uzatır diye bir iddiamız yok. Bu, ben bir şey söyleyeyim. Ömrü da... uzatır. Ama yani bir deprem olur binanın altında kalırsın. O Tabii bazı tamam böyle mı? bir örnek yolda verirsek. Yolda bir araba çarpar. Yani vefat o. dersin. Bir şey olur. Bir kör kurşun gelir. Görüyoruz. Ama normal bir yaşantıda. Ha, normal bir yaşantıyı eğer kaliteli yaşamak istiyorsa mutlaka bu temelleri atması lazım. Mutlaka bu temelleri atması lazım. Bu yolda yürümesi lazım. Bu yolda yürüyen bir insan bir daha sağlıkla ilgili bir düşüncesi olmaz. Olmaz evet. Sağlıkla ilgili. 7'den 70'e siz herhalde ben bir, şimdi bir şey yapacaktınız. Ayağa kalkacağım şimdi. Bir tecrübe ee, yapacaksınız. Haber verip ayağa kalkacağım. Evet. Şimdi ben, ben size o e, konuda yardımcı olacağım. Bu aynı zamanda Mahmut Bey, öyle değil. Şu e, büyük bardak. kemik erimesini, kemik erimesini durduruyor. Diş çürümesini e, ortadan kaldırıyor. Diş minelerini kuvvetlendiriyor. Yardımcı oluyor. Yani yani onlara yardımcı oluyor. Çünkü bunun içinde ben şundan biliyorum. Mesela doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki dişin ağrıyor. Oraya diyor tuz bas diyor, tuz. Tuz bas diyor. Ama evet. eğer bir sıvı tuzu kullanırsak en başta işte iyi gelecek olan. Getir bakalım. Bir Ona sıvı tuzumuza... Buna gider mi? Büyük bardağa büyük getir. Bardağı. Şimdi bak. Büyük bardağa getir. Şu büyük bardağa. Şu şöyle. büyük bardağa şöyle. Şöyle. Ben, Bakın ben bir miktar koyacağım. Tamam efendim. Ben ne yapıyorum? Buradan buradan şimdi bizi izleyenler yanlış şey yapmasınlar. Böyle bir bardağa küçük bir çay kaşığı kafidir. Biz buradan o kadar koymaya çalışacağız o kadar. Bakın şimdi ben bunu günde bir iki kere böyle götürüyorum. Bakın. Bu kadar çok evet. oldu. Evet, kadar. Bu kadar. Şimdi değerli seyirciler. Böyle Şimdi bir su bardağının şey, içine... bu su ne oldu biliyor musun? Bu su şu anda herkesin Mineraldi. bildiği e, tabirle alkali oldu. Alkali. Herkesin bildiği tabirle pH derecesi yükseldi. Ve içerisinde eğer bakteri mikrop varsa bunlar zarar vermez hale geldi ve su adeta bir serum oldu. Şu içmiş olduğun su vücudunda içeceğim bu su <laughs> hücrelerinin ...en ince noktasına kadar girecek hale geldi. Peki bu suyun abi. içerisine bunları koymasak ne olurdu? Vücudunda yeterli miktarda eğer mineral yoksa... ...bu su ya ter olarak çıkacak, sen biraz daha fazla terliyorsun... ...veyahut da biraz sonra idrar olarak dışarı atacak. O alın teri. <laughs> Bak idrar olarak dışarı atacaktı. Sen bu suyu iç, içtikten sonra anında vücudunda bir rahatlama, bir ferahlama... Evet. Çünkü hücrelerin içerisine hemen girecek. Hemen. Biliyor, Sünger ben... gibi vücut bunu Aa. daha ağzına, diline, damağına, yutağına daha gelirken mideye inmeden vücudun her tarafına girmeye başlıyor. O zaman biz şöyle öneriyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, e, günde ben iki bardak falan içiyorum ama bir bardak olur yani yeterli. Hayır, ediyorsun. hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil. Her içtiğimiz suyun içerisine bir miktar koyup içeceğiz. Tamam öyle de yapalım. Benimde iki bardak... Bir bardak. Yani bir insan günlük aşağı yukarı bir litreyle ile iki buçuk üç litre aslında su içmeni. O da yaşına, kilosuna, mevsime ve yaptığı işe göredir. Mesela sizin içmiş olduğunuz içeceğin suyla 50 kiloluk bir hanımefendinin içeceği su ay aynı olmaz. Ben çok içmeliyim. Bir efendim arazide çalışan bir çiftçi ee, beyle, efendim ofiste çalışan bir hanımefendinin içeceği su aynı olmaz. Ne dedik? Mevsimine, yaptığı işe, kilosuna ve şeye göre e yaşına göre suları böyle ayırt etmek lazım. Dolayısıyla her içilen suyun içerisinde bir miktar konulduğu zaman vücudun günlük su ihtiyacını karşılamış olursun. Günlük su ihtiyacını karşılamayan bir insan çok önemli bir şey daha söylüyorum. Doymaz. Yemeğe doymaz. Evet bu aynı zamanda doyuruyor. Bu su açlığını su açlığını giderdikten sonra su açtığını doyur, doy, suyu suya doyduktan sonra yemek açlığı o zaman hissedilir. Buyurun afiyet olsun. Mahmut İçin Bey bakar. ben günde e, normalde sıvı tabii tüketiyorum. Bir dediğiniz gibi bir, bir buçuk litre içmeye çalışıyorum. O sanayi uzak senin duruyorum. Üç yakın içmen lazım. Heh, ama ben sizin şirkette sizin e, binaya geldiğimde sizinle yani bir arada vakit geçirirken evet. de içtiğimden bahsediyorum. Orada da 2-3 bardak götürüyorum böyle. Evet. Siz görüyorsunuz, bazen görmüyorsunuz. Aynen böyle döküyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyorum e, sağlıklı, e, huzurlu, benim organizmanın bundan sonra çok daha düzeyli ve dengeli çalışmasını sağlayacak bu suyla kendimde sağlık buluyorum. Nasıl evet. buluyorum? Şöyle. Oturarak içmek lazım hasta suyu. 3 yılım içmek lazım suyu. Şimdi iki tane yanlış yaptım burada. Oh. Erdem iki tane yanlış yaptım. Ama çok değil. lezzetliydi. Şimdi, lezzetli aynı bak iki tane yanlış. Mahmut Beyciğim lafını kesiyorum ama e, kusura bakma. <laughs> Bunun içinde 84 mineral var mı? Var. Peki 84 mineralin olduğu su lezzetli olur mu olmaz mı? Olur. Mi? E o zaman ben de lezzetli suyu buldum mu dikiyorum kusura bakmayın. Evet. Üçü 5'e bakmıyorum. Onun için şimdi o tane. Üç beş derler bakmıyorum. Iki, yavaş yavaş geçiyorum. Yerine. O iki yanlışı da söyleyelim. <laughs> Buyurun. O iki yanlışı da söyleyelim. Bizi izleyenler yapmasınlar. Bir. Su ayakta içilmez. Ya ben tabii örnek o. Tabii sen gösterme Ben göstermem amaçlı. Biliyorsun ama neden içilmez? Ya. Su gidip midede dinlenmeli. Bir bardak daha içsem mi ya evet. çok hoşuma gitti ee, ya. biraz sonra içersiniz. Bağlı bir bardak daha canım Su istedi. mideden transit geçmemeli. Midede dinlenmeli, midede duraksamalı. Ayakta içilen su midenin yapısından ötürü direkt transit geçer. Yani ve, aslında ben bundan fayda ve, görürüm ama ayakta tam, olduğum için az mı görürüm? Az görürsünüz ve suyu 3 kere de içmek lazım. Ya, bir de otururken yani içelim vereceksin bu bardak. Bu barda ee, kere. Ben bir bardağı hemen şöyle veriyorum. Nasıl olsa görüntüleyelim değil mi? Evet 3 üç 3 kere. kere Kide Hanım şuna bir su doldurur musunuz rica etsem? Canlı yayında. Bizde her şey canlı yayında. Onu yapacağım onu da tatbik edeceğim. 3 evet. kere 3 tamam. kere. Bakın doğrusunda ben yani kendimce ben Erdemce içmiş oldum ama evet. normalde bu sıvı tuzu ama bana bir şey geldi Mahmut Bey. Gelir. Bir enerji geldi bana Gelir. çok ciddi söylüyorum. Kim içersizsin, kim yani yaparsa yaparsın. Şu anda oturmak istemiyorum yerinde otur, gerçekten. Oturmazsın zaten. Ya kalkacağım da Ve yönetmenimiz sizi, diyor ki o kalkma otur. Bakın <laughs> sizi izleyenler. Çok ciddi söylüyorum sizi ama. izleyenler 2 ay 3 ay sonra. Erdem Bey'in en az 10-15 kilo kilo verdiğini görecekler. Ben bir Hiçbir şey Hiç söyleyeyim bir rejim yapmadan. Yani Mahmut Bey hani bu çeşitli reklamlara çıkartılar ya birilerini para verip. Ay sürdüm şöyle iyi geldi böyle iyi geldi. Hayır efendim, Gerçekten doğru adam Erdem olarak doğrusunu söylüyorum. E, bir enerji geldi bana. Gelir. Siz bana para mı verdiniz bunu söyle diyor, vermediniz. Ben kendimden konuşuyorum. Bir sağlıklı yani böyle bir mutlu stresten aramış bir hissiyat geldi. Gerçekten ben e, bunu kullanıyorum ama şu anda canlı yayında gerçi, bu bardağı dikince İki bardak da evvelinden içmiştim. Ee, gerçekten bir, bir organizmada bir şey hissediyorum. Böyle bir hareketlilik. Ee, hani müzik çalsa kalkıp oynayacağız ya, yani gerçekten. Vücudu, o derecede. Vücudun işte noksan olan, noksan olan mineralleri e, <laughs> şu anda karşılığında. Alayım. alayım. Şimdi bunların e, anlatıyoruz. Sevgili seyirciler bazıları şov yapıyorlar derler. Bunlar hani şov yapıyorlar. Bakın evet, böyle getir, bir şey yok. Getir bakalım. Böyle bir şey. Oturdum. Bir dakika. ben Hemen baştan oturdum. Biz şimdi her şeyi gösteriyoruz. Bakın bu şekilde. Evde yapacaksınız. Bu kadar. Şimdi okay. oturuyorum. Mahmut Bey bu uygulamada bu sefer doğrusunu yapalım. Ben <gülüyor> dedim <gülüyor> Öteki elin alıyorsun. Tamam. Üç yudum. Değil mi? Üç kere Üç kere Ben bismillah diyorum. Nasıl? Lezzeti? Sağlık ve yaşam hissediyorum. Lezzet zaten çok güzel. 84 mineralinin olduğu su, he, işte tuz, tuz, sıvı tuz hem çok lezzetli hem de çok etkilidir. Ben o etkiyi yaşıyorum şu anda. Ve bu yedinci yudumu aldım. Sıvı tuzumuzdan yani içinde 84 mineral yani bir insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bütün mineralleri barındıran ve insan metabolizması için muhakkak tüketilmesi gereken sıvı tuzumdan ikinci yudumu götürüyorum. Ben böyle böyle bir 4-5 tane daha götürürüm yani. <laughs> Hem programsun <laughs> hem sağlık adına kendi bünyene yatırım yap. Herhalde en şanslardan biri benimdir diye düşünüyorum. Şimdi Mahmut Bey kaldı burada bu beyaz altın suyu diyorlar buna sevgili seyirciler bakın. Avrupa'da beyaz altın suyu olarak adlandırılıyor. O Avrupalılar bizden önce keşfedenler var bunu. Almışlar götürmüşler. Biz kendi ülkemizde sonradan bunları keşfediyoruz. Gitmiş. Şimdi ben bu beyaz altın suyu doğrudur. Öyle söylemek istiyorum. Hani tuz deyince ha tuz diye hani böyle küçümseyenler olabilir. Ama beyaz altın suyu bunun yakışanı, hakkaniyeti, hakkaniyeti ...buna beyaz altın suyu denmesi... ...zaten bundan geliyor ve ben şimdi... ...üçüncüyü de büyük bir keyifle içeyim mi? İç, afiyet Hadi, olsun. Haydi bakalım. Oh, yarasın, afiyet olsun... ...şifa olsun. Hmm, hakikaten lezzetli. Ya Mahmut Bey biz bu şeyi... ...günde böyle program başında... ...ben böyle nasılsa hani üç içmen gerekir dediniz ya bana... Evet. E o zaman ben hani program başını çelerim. Şimdi e, bazen diyorlar ya de biraz hani göbek fazla diyorlar. E, ben bu sıvı tuzla tanışalı daha yeni tanıştım sayılır. E, her programın biz başında bunun numunesini alalım böyle. Yani de insanlara sevgi seyircilerimize anlatırken Aa, çok ben, şey ben bir 8-10 bardak götür vereyim böyle. Ha yapacağız çok şey var. <laughs> şimdi bakın değerli seyirciler ya bize de diyorlar ki vakit bit. Nasıl bitiyor ya? Daha biz yeni başladık. E, masanın üstüne baktığınızda bakın bunda da yarına bırakacağız. Bakın yarına. Masanın üzerinde ...ne diyelim buna? Bir kase, bir şekil... Bir ...ne ne diyelim buna? Nasıl adlandıralım? Böyle bir dekorumuz var. Çiçek, çiçek demeyen diyelim. isteyen çiçek diyebilir. Bakın bu gördüğünüz... E, ...pembe görüntü görünümlü... ...yönetmenimizin dediği çiçek dedi tamam... ...hani böyle şeye benziyor daha çok hani kar... ...kar hani böyle... ...buzullarda falan olur ya. Şimdi bu ne acaba? Merak ettiniz mi? Bunu yakından bir ekrana versinler. Ne bu nedir sevgili seyirciler? Bu nedir? Bakın... E, ...dokunuyorsunuz böyle bakın bak parmağımı atıyorum şimdi... Parmak diyorum onu. Bakın sert. Bakın sert. Yumuşak bir şey değil bu. Hani böyle kumaş falan bez örtü sünger değil. Sert ama e, çok güzel. Hem dekoratif oldu. Çok yakıştı. E, renklere, yani dekorumuza, programımıza renk kattı aynı zamanda. Ama bu ne biliyor musunuz? Bakın elliyorum bakın. Şimdi bak sert bir şey. Hani buz gibi, buz parçası. Sanki böyle buzlara gitmişiz de orada dokunuyoruz elliyoruz gibi. Çok değişik bir şey. Bu e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Sadece merakta kalın diye söylüyorum. Değerli seyirciler. ...bu aslında sıvı sıvı... <laughs> ...sıvı... ...ama onu sert bir şey ama nasıl sıvı oluyor... He. ...bunun bir özelliği var... ...özelliği ve güzelliği var... ...bunun olduğu yere... ...klima girmez... ...klimalar dışarı... ...bu içeri... <laughs> ...ama detayına girmeyeceğim... ...detayına girerken biz bir saat daha götürürüz bundan sonra... bizi derler ki ya ne yapıyorsunuz... Bizi... Yarın ...program arasın. saati geçti... Yarın ...bunun üzerine konuşacağız... Bunu da tatbik edeceğiz, anlatacağız. Çok şaşıracaksınız. Hakikaten mi diyeceksiniz? Belki de ağzınız açık kalacak, şok olacaksınız. Sadece kopyasını verdim. Adını da vermeyeceğim merak edin diye. Bu içerik klimalar dışarı Mahmut Bey. Ben yarınki programda sıvı tuzumdan da götüreceğim. Bana çok güzel bir keyif verdi bu. Bana deser ki yayın yok sen hani e, hani bu programlarda kanalda Biz, şey bir vardır. Saat, bir saat dangle, dangle denen bir şey vardır böyle hatis gibi. Heh. Onu çektin mi canlıydı ya kesemezsin. Çünkü bant girmez play -out'tan. Öyle bir şey olduğu zaman bana da 5 saat konuş ben bunu içer 5 saatte götürürüm O derece etkili bir şey. Ama bitir diyorlar. Bitiriyor muyuz ya? Değerli seyirciler. Ben Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın yine kendisiyle buluşacağız. Haftanın 7 günü 16.45'te sizlerle birlikteyiz. Gece de tekrarımız var 0-1'de yanlış bilmiyorsam. Evet. Bizi seyredin. Sağlık dolu, mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Doğru adam Erdem'den ve Mahmut Bey'den hepinize sağlıklı mutlu günler efendim. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.